Meyra beni aldı şimdi gezmeye gittik. Harika bir yemek yedik Meyra ile. Çok yıllar önce harika bir yemek. Mum ışıklarında hayata dair, aşka dair sohbet ettik. Dedi ki şey hesap geldi. Ödedi Meyra, o davet etmiş. Dedi ki müthiş bir ambiyans ama böyle mum ışıklarında romantik müzik falan. Dedi ki Nilgün'cüm dedi hadi bize gidelim dedi bir kahve içelim dedi. Çok güzel sohbet ediyoruz. Tamam dedim. Gittik Meyra'ya. Çok güzel bir berjer koltukta hemen oturdu beni. Hemen mumları yaktı. Harika bir kahve. Onu yudumlarken dedik ki Nilgün son bir beste yaptım dedi. Biliyorsun Meyra müzisyen. Son bir beste yaptım dedi. Onu sana dedi çalayım mı dedi. Çal dedim bayılırım müzik ve müzisyen. Oturdu aldı gitarını eline harika bir şarkı yapmış o yıllarda. Çok güzel. Ay dedim Meyra bu ne güzel şarkı bu ne güzel sözü. Ah söz dedim aklıma geldi dedi. Neruda'nın dedi çok güzel bir şiirini okudum. Onu sana okuyayım dedi. Ay oku dedim gitti geldi bir de gitarı bıraktı. Yine çöktü yanıma Neruda'dan bir de şiir. Şöyle bir baktım Hümeyra dedim. Aradığım erkek sensin dedim. Bunu yakala Hümeyra'yı sor. Vallahi da dedim billahi da dedim. E insan öyle erkek istiyor. Evet. Evet. İşte şiir okuyorum deyince bir cazip geldi. Okurum. Ama müzisyen tutarım. Yani hani pijamaları giyip evde oturuyorsun ya. Pijama giymem. He. Şimdi şiir saygı ister. Anlatabiliyor muyum? Ne giyeceksin şiir okurken? Tabii ki senin en sevdiğin pantolonu giyeceğim. Daha üstüne hafif. O senin aldığın pahalı gömleği. Pahalı gömleği. Benim aldığım kokuyu da kokuyu sıkacağım. Şöyle saçlarımı tarayacağım. Oturacağım. Ay kendim etkilendim kendimi. Bilmiyorum birileri duyuyor bunları diye. Ha, ona göre sen mesaj geliyor. Sen gönderme yap öyle gelsin otursunlar tamam. Ondan sonra... Ondan sonrasına bence devam etme Evrim. Yoksa bütün erkeklerin başını yakacaksın. Mumları yakacağım. Fonda güzel bir Coleman Hawkins çalacak. Wow, caz. Güzel. Güzel saksafon.